Çantamın yan kısımları için bu şekilde kahverengi ipimi alıyorum. Öncelikle bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Buradaki yandaki zincirime değil, hemen yanındakine, yani 14. zincirime tığım batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki ilk baştaki zincirlerimi de trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yandaki zincirime tığım batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yandaki zincire batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yandaki zincirime batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Tığım batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak geliyorum. Sıra sonuma geldim. Buradan 1-2 tane zincir çekiyorum. Alt sıramda buradaki köşemdeki zincirimle birlikte 15 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk zincirimin olduğu yere değil, buraya değil. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane oldu. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanımın üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Her sıramda 15 tane ikili trabzanım oluşacak. Zincirlerimi de sayacağım. Bu sıramı da tamamlayayım. Köşe noktamda buluşalım. Trabzanlarımı yaptım. 14 tane ikili trabzanım oldu. Burada zincir yapmıştım ilk başta. Onun da zincirimin de üzerine basıp batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum ve 15. ikili trabzanımı oluşturuyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk noktaya değil, hemen yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Hemen yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak toplamda 81 sıra ikili trabzan yapıyorum ve artık çantamın yanlarını bitiriyorum. Ve çantamın askısını yapmaya geçiyorum. Çantam için ben böyle bir askı tercih ettim. Burada dikiş için kullandığım sık iğne kısımlarım var. Toplamda 54 santim oldu. Bu dikiş yapmak için kullandığım kısımlarla birlikte. Hadi askımızın yapımına başlayalım. Askım için öncelikle bu zincirimi saymıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yanındaki zincirime tığım batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine tığım batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplamda 6 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yanındakine bir, hemen dibindekine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine, yanındakine, yanındakine ve yanındakine. Ben bu şekilde 5 sık iğne sırası yapıyorum. Siz dikişiniz için daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. 5 sıra benim için yeterli olacaktır. Bir zincir çektim, dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Dibindeki sık iğnemi hemen bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Burası artık son sıram, 5. sıram. Her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğnemi yaptım ve tamamladım. Burada zincir çekmiyorum artık. Bu şekilde direkt örgümü çeviriyorum. Hemen
ilk noktama kaydırmayla bu şekilde tığımı çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradan başlamıyorum. İpim kalıyor burada. Başlamıyorum. Örgümü çeviriyorum. Yani şöyle kaydırmamı yapmıştım. Şu şekilde çeviriyorum. Hemen dibindeki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Burada şu noktalara, yani şuralara batıyorum. Birer tane sık iğne yapıyorum. Normal örgüde yaptığım gibi normal sık iğnelerimi yapıyorum. Oldukça basit bir çanta sapı bu. Çok da severek kullanıyorum. Burada bu şekilde. Çok da yumuşak oluyor. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şurada bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde döndüre döndüre her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak getir uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimi tamamlıyorum. Diğer tarafımda da bu şekilde dikiş yerimi yapmayı göstereceğim sizlere. Kolaylıklar diliyorum. Çanta sapımı 54 cm olarak yaptım. Buradan şu şekilde hizalı bir şekilde uzatıyorum. Örgümün tam karşısına gelen yere kadar sık iğnelerimi tamamlıyorum. Şurada denk geliyormuş. Bir tane fazla yapmışım. Bu şekilde. Burada bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibindeki sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Ve son sık iğneme de bir tane sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve yanındakine geçip bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Alt kısımda 5 sıra yapmıştım. Burada da yine 5 sıra yapacağım. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne. Dibine batıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 5 sıra burada sık iğne sıramı tamamlıyorum. Ve askımı bitirmiş oluyorum. Evet, çantamın motiflerini, yan kısımlarını ve askılarını tamamladım. Artık birleştirme kısmına geçeceğim. Yan kısımlarında 15 tane trabzan yaptım ve 81 sıra trabzan sıramı devam ettirdim. Öncelikle bir parçamı alıyorum. Birleştirme bir parçamla göstereceğim sizlere. Bu şekilde. Bu uç kısmını hemen şu köşe kısmına denk getiriyorum. Şöyle düzgün olan yere kısa gelsin. Şöyle buraya. Hemen ilk iki tane zincir çekmiştik. Sağ taraftaki ilk zincirime işaretleyicimi takıyorum. Burada son zincirim denk gelmiş. Zincirimin tepesine, yani trabzan denk geldiyse trabzanın tepesine işaretleyicinizi takabilirsiniz. Buradan 27 tane ikili trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 trabzan saydım. 27. trabzanımın burada sonuna işaretleyicimi takıyorum. Burada hemen zincirimin sol tarafındaki zincirime işaretleyicimi takıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Ben 27 yapıyorum çünkü buradaki uzunluğumla 27 sıra trabzan uzunluğum eşit oldu. Siz daha fazla da veya ölçerek yan kısımlarını yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü el ayarı, hani el genişliğine göre değişecektir. Burada da yine 27 sıra ikili trabzan sırası sayıyorum. 27.'nin sonuna işaretleyicimi bu şekilde takıyorum. Buradan birleştirme işlemimize başlayalım. İpimizi ve tığımızı hazırlayıp gelelim.
Öncelikle birleştirmem için bir tane zincir çekiyorum. Tığımı buradan ilk zincirimin, ya sol taraftaki zincirimin, iki tane zincirim vardı, içerisinden geçiriyorum. Burada köşedeki zincirimin tepesine tığımı batırıyorum. Ve tam ikisini birlikte çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yandaki trabzanıma batıyorum. Bu şekilde. Hemen yanındaki şurada trabzanımın, şurada ipi de yürüteyim. Trabzanımın içerisine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısında trabzanımın burada ortası denk geldi. Oraya batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Şuradaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki batıyorum. Karşısına batıyorum. Burası denk geldi. Batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şu ipimi artık bırakayım. Daha sonra keserim. Burada yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısına batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine, karşısına bir sık iğne yapıyorum. Birleştirmem bu şekilde gözükecek. Bu şekilde her bir trabzanın tepesine karşılıklı olarak batarak bir sık iğne yapıyoruz. Köşemizde de yine aynı şekilde birer tane karşılıklı gelecek şekilde birer tane sık iğne yaparak birleştirmemizi tamamlayacağız. Askılarımızı da bu kısımlara dikeceğiz. Şöyle bu çantam için içerisine astar gerekiyor. Ve ben normalde kendi astarımı kendim dikiyorum ama şu anda Kıbrıs'tayım, yani kendi evimde olmadığım için maalesef makinem, malzemem vesaire yok. O yüzden terziye götüreceğim. Astarımı diktirmeden önce size bir göstermek istiyorum. Astarım geldiğinde de ekstra Instagram'a resmini atacağım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantamı bitirmemizi yapalım ve gelelim. Evet, çantamı tamamladım. Birleştirme kısımlarını yaptım. Askılarımı diktim. Bu şekilde çantam artık hazır. Şöyle. Astarım yapıldıktan sonra çantamı buraya bir çıt çıt dikmeyi düşünüyorum. Çıt çıtsız da kullanılabilir. Tamamen tercih size kalmış. Kolaylıklar diliyorum. Yaptığınız çantaları Instagram üzerinden bekliyorum. Görüşmek üzere.